billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azîm ve bellegnâ Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Elhamdülillah, Rabbimiz yaşamamıza müsaade etti. Bizleri yeniden birbirimizle buluşturdu. Elhamdülillah ki yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun mübarek ellerinde yetişen Ashab-ı Kiram efendilerimizi, onların da yollarına kurban oldukları Kur'an'ı anlamak için buradayız. İnşallah derdimiz budur sadece. İnşallah bu dert için buradayız. İnşallah son nefesimize kadar da bu dert için bu yolda yürüyeceğiz beraberce. Herkesin bir derdi var. Derdi olmayan yok. Herkesin bir derdi var. Ama o dertli insanların içerisinde bir kesim var ki onların dertleri peygamber derdi. Onların dertleri risalet davası. Onların dertleri evrensel bir dert. Onların dertleri Adem'den beri süre gelen bir dert. Bitmeyen bir dert. İşte böyle olanlar derdimi seviyorum diyenler. İnşallah bizlerin de dertleri böyle ulvi dertler olur da biz de dertlerimizden dolayı dizlerimize vurmayız. Şükrederiz ya Rabbi. Sana yüz binlerce kez şükür olsun ki böyle ulvi dertlerin yolunda bizleri kıldın. Şükrederiz bu dertlerin içerisinde olduğumuz için. Şükrederiz bu kervanın en küçük bir ferdi, en küçük bir bireyi olduğumuzdan dolayı. Şükrediyor ve yola revan oluyoruz inşallah. Rabbim dertlerini ağlayanlardan etmesin bizleri. İnşallah. Evet sevgili dostlar, sahabe iklimi ve sahabenin Kur'an anlayışı. Biz geçen dönemde aynı yolculuğa başlamıştık. Bu dönemde aynı yolculuğa devam edeceğiz. Geçen dönemin şöyle bir özetini yapalım ki bu dönem yürüyeceğimiz yolun hangi çerçeve içerisinde olacağını da doğru bir biçimde tayin edebilelim. Biz sahabenin Kur'an anlayışı başlığında 19 ders yaptık geçen dönem. İlk 4 derste bu işin bir mukaddimesini yaptık. Dedik ki Allah Resulü hayatı boyunca hiç kimseden şikayetçi olmadı. Ama Kur'an bize diyor ki gün gelecek Resulullah kendi kavmini ve ümmetini şikayet edecek. Kime? Allah'a. Ne diye? Bir tek şey için. Ya Rabbi diyecek. Şu benim kavmim var ya. Onlar Kur'an'a hicret edecekleri yerde Kur'an'a sırt döndüler. Ve bu ayeti biz yolculuğumuzun serlevhası kıldık. Daha sonraki ayetlerde bir cahiliye fotoğrafı çektik. Dedik ki son vahyin ilk muhatapları olan Kur'an neslinin, o öncü neslin vahiden önceki hayatları cahiliye hayatlarıydı. O halde cahiliye nedir? Cahil kimdir? Cahiliyenin, cahiliye zihniyetinin en temel hususiyetleri nedir? Bunları da işledik. Sonra dedik ki Kur'an'ı doğru bir biçimde anlayabilmemiz için vahyin ilk muhataplarının Kur'an anlayışlarını doğru bir biçimde anlayabilmemiz için Kur'an'ın neşet ettiği o coğrafyayı doğru bir biçimde anlamak zorundayız. Kur'an bir iniş üstüne indi. Yani Kur'an'ın bir ana yatağı vardı. İşte biz ona nüzül ortamı diyorduk. O halde sahabenin Kur'an anlayışını doğru bir biçimde anlayabilmemiz için nüzül ortamını da doğru bir biçimde anlamak zorundayız dedik. İşte bu nüzül ortamının zorunluluğundan dolayı biz nüzül ortamına çokça
yer ayırdık ve geri kalan 15 dersimiz boyunca da bu meseleyi işledik. Tamamını mı? Hayır. Hatırlayın, nüzul ortamını 3 devreye ayırmıştık. Demiştik ki bir nüzul öncesi ortam, bir nüzul olurkenki ortam, bir de nüzul sonrası ortam. Ve biz 15 ders boyunca sadece nüzul öncesi ortamı işledik. Ne işledik orada? 5 temel başlığımız vardı. Dedik ki Kur'an coğrafyası sıradan bir coğrafya değil. O coğrafya özel bir coğrafya ve o coğrafyanın kendine özgü bazı hususiyetleri var. O halde nüzul öncesi ortamın ilk maddesi coğrafyanın özellikleriydi. İkinci madde neydi? Bölgenin iklimi ve o iklimin o insanlar üzerindeki etkileri. Üçüncü maddemiz neydi? Bölgenin tarihsel birikimi ve o tarihsel birikimin o muhataplar üzerine etkisi. Dördüncü maddemiz bölgenin sosyal, kültürel ve dini yapısıydı. Beşinci maddemiz ise Kur'an dili olan Arapçanın özellikleriydi. İşte biz nüzul öncesi ortamda 15 ders boyunca bu 5 başlığın altındaki maddeleri anlamaya çalıştık. Ve bugün geldik, yine Bismillah diyoruz. Eğer Rabbim yine imkan tanır, yine yaşamamıza müsaade eder, yine nefes alıp verirsek, eğer farklı müdahalelerle karşılaşmazsak, gücümüz nispetinde Haziran ayına kadar bu yolculuğa devam edeceğiz. Peki bu sene neyi işleyeceğiz? Herhalde anlamışsınızdır. İlk iki madde çıktı değil mi? En başta işleyeceğimiz madde nüzul sırasındaki ortam, ondan sonraki süreçte de nüzul sonrası ortamı işleyeceğiz. Ve bu maddeler çok önemlidir. Göreceksiniz bu yolculuğu beraberce adımladığımız zaman o vahyin ilk muhatapları bize bu noktada neler neler söyleyecek. Bunlar bu dönemin ilk iki maddesi. Üçüncü madde ne? Üçüncü madde de çok önemli. Eğer imkan olursa en büyük müfessirin tefsirinin başına oturacağız. En büyük müfessir kimdir? Kur'an'ın tartışılmaz en doğru müfessiri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O halde biz de bu dönem Efendimizin Kur'an tefsirini de işleyeceğiz. Allah Resulü bir müfessir olarak ilahi vahyi nasıl tefsir etti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müfessir olarak peygamberlik görevinin açılımı olan tebyin vazifesinin bir gereği olarak ilahi kelamın ayetlerini nasıl tefsir etti? Bunu da işleyeceğiz. Ve eğer zaman kalırsa, ama zaman kalmasa da ille de işleyeceğiz bunu, sahabenin Kur'an karşısındaki duruşlarını ya özel ders olarak ya da bu derslerin aralarında, öncesinde, sonrasında ama bir şekilde işleyeceğiz. Çünkü bu da bizim için çok önemli. İlahi vahyin karşısında nasıl durdular? Vahiy onları nasıl etkiledi? İlahi kelamı nasıl okudular? Nasıl anladılar? Ve nasıl yaşadılar? Bunların hepsi bizler için çok önemli. İşte biz Haziran ayına kadar sürecek yolculuğumuzda Allah nasip ederse bu başlık altındaki dersleri işleyeceğiz. Özeti söyledim. Çerçevemizi çizdik. Bundan sonraki derslerin genel hatlarıyla. O halde gelin vira bismillah diyelim. Ve bu büyük okyanusa şöyle bir yelken açalım. Öyle bir okyanus ki sevgili dostlar. Risalet davası dedik ya. Efendimizle başlamaz bu dava. İlk insan
ve ilk peygamberle başlar. Özellikle Kur'an dediğimiz zaman Allah Resulü ile başlar. Ve onun ellerinde yetişen mübarek nesil ile başlar. O günden bugüne kadar da devam eder. Okyanusun büyüklüğünü fark edebiliyorsunuz değil mi? Belki biz bu okyanusun içerisinde seyahat ederken bir iki damlayı anlamış olacağız. Belki sadece işin usulünü anlamış olacağız. Ama inşallah ben öyle dua ediyorum. Siz de o duaya gönülden amin deyin. Allah bizleri eli boş olarak döndürmesin. İnşallah bizler heybemiz dolu dolu olarak dönelim. İnşallah bizler hayatlarımıza yön verecek ilkeleri bu yolculuk boyunca tespit edip bunun üzerine Kur'an anlayışlarımızı bina ederek dönelim. Amin diyor ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek asıl dersimize başlıyoruz. Uzun bir ara verdik. Tabi zihinler soğumuştur. Fasılalar girince insan ister istemez olayın sıcaklığından biraz mahrum kalabilir. Onun için bu dersi bir mukaddime kabul edin. Mukaddime olarak, bir ön söz olarak dersimizin başlığını anlamaya çalışalım. Neydi başlığı? Sahabenin Kur'an anlayışı. Bu başlığın üç kelimesi var. Bir, sahabe. İki, Kur'an. Üç, anlayış. O halde biz bugün bu mukaddime dersimizde, bu ilk dersimizde bu üç kelimeyi anlamaya çalışacağız. Sahabe deyince ne anlamalıyız? Kur'an deyince zihin dünyamıza neler gelmeli? Anlayış derken ne anlamalı? Ve Kur'an anlayışı derken bundaki kastımız ne olmalı? Başlığımızın, dersimizin ana başlığının üç temel kelimesini anlamaya çalışıyoruz. Birinciden başlıyoruz. Sahabe. Ne anlarız? Yüzlerce şey. Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş bir nesil. Bahtiyarlar ordusu. İlk ve öncü nesil. Son vahyin ilk muhatapları. Hayatları boyunca iman yolunda olan bir nesil. Bizlerin birçok hususta onlara vefa borcumuz olduğu olan bir nesil. Yani bizden alacaklı bir nesil. Ve sayın gitsin. Daha onlarca şey söyleriz. Ama ben 5 maddeye dikkatlerinizi çekeceğim dostlar. Özellikle bu 5 madde bizimle sahabe arasındaki hukuku belirler. Biz hukuklu yaşamaya alışmışızdır. Çünkü İslam ümmeti hukuklu bir millettir. Her şeyin bir hukuku varken bizlerle sahabe arasında da bir hukuk var. İşte bu hukukun bir açılımı bu 5 madde. Nedir bu 5 madde? 1. Sahabe bizlerin Müslümanlığının aynalarıdır. 2. Sahabe Efendimizin elindeki ilahi fırça ile şekillenen bir toplumdur. 3. Sahabe bizlerin kökleridir. 4. Sahabe rıza makamını elde etmiş bir nesildir. 5. Sahabe bizler için usve-i hasene olan bir nesildir. 5 maddede özetledik. Daha da söylenebilir ama bu 5 maddeyle yetinmiş olalım. Birincisi neydi? Sahabe bizlerin Müslümanlığının aynalarıdır. Ne demek bu? Biz sahabe nesline baktığımız zaman ideal manada bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini görürüz. Aynanın şöyle bir özelliği vardır. Ayna inikastır. Ne demek inikas? Yansıtıcıdır. Bir şey önüne tutulmuşsa aynanın, o neyse
bakan gözlere onu yansıtır. Sahabe bize işte ideal manada Müslümanlığı yansıtır. Adeta der ki, bakın bu aynaya, Kur'an'ın çerçevesini çizmiş olduğu ideal inanmış insanın nasıl olacağını bu aynada göreceksiniz. Biz de aynayız. Eğer yıllar sonra bu neslin kitabı yazıldığı zaman 21. asrın Müslümanlarının hayatları da yazılacak. Ne yansıtacağız biz? Bizi okuyanlar acaba neler alacaklar? Elbette ki içimizde destan yazabilecek hayatların sahipleri olanlar da var. Allah sayılarını çoğalsın. Ama bireysel olarak kendilerimizi sorgulattığımız zaman şunu ben nefsim için itiraf ederim. İnşallah o yazılanların içerisinde olmam. Ne yansıtabiliriz ki? Ama bizi geçin. 14 asır öncesine gidip sahabeye konuk olduğunuz zaman sahabenin yansıtacağı çok şey var. Çünkü onların aynaları pak bir biçimde önümüzde duruyor. Öyle bir ayna ki üzerinde his yok, sis yok, kir yok, herhangi bir siyah nokta bile yok. Tertemiz bir nesil. Hayatlarıyla bize örnek olan bir nesil. Onun için biz o nesle müracaat etmek zorundayız. Eğer o nesle müracaat edersek Kur'an'ın ideal manada istemiş olduğu kul tipini onların hayatlarında görürüz işte. Şimdi Kur'an sadıklarla beraber olun diyor bize. Ama bir sadık nasıl olur? Onu söylemiyor. Biz onu nereden öğreniyoruz? Ne zaman Ebu Bekir'in önüne konuk olursak o zaman öğreniyoruz. İdeal manada sadık, sıddık nasıl olunurmuş? Onu bize Ebu Bekir öğretiyor. Kur'an müminlerin vasıflarını sayıyor. Korkusuz olduklarını söylüyor. Allah yolunda İlahi Kelimetullah adına Allah için mücadele ettiklerinde hiçbir şey gözlerine gelmez diyor. Cesaretlerini ve kuvvetlerini resmediyor. Peki kim bunu bize pratik hayatta en ideal manada gösterir? Ömer'e konuk olmadan anlaşılır mı Allah aşkına? Ömer'in kapısına vardığınız zaman Ömer anlatır size. Gelindir, ben size adaletin, kuvvetin ve rahmetin bir arada nasıl ideal manada gösterileceğini size göstereyim. Temsil edileceğini size göstereyim der. Yusuf suresini okuruz biz. Yusuf'un mücadelesini anlatır orada. Uzun uzun. Kur'an'ın Ahsenul Kasas dediği o muhteşem kıssa. Hiçbir kıssayı Kur'an kronolojik sırayı takip ederek anlatmaz. Ama Yusuf kıssası bu Kur'an'dan istisnadır. Çocukluğundan iktidarına kadar bir sıralamayla anlatır. Onun için de Ahsenul Kasas'tır. Orada Yusuf'un birçok mücadelesi anlatılır da bir de Züleyha ile olan mücadelesini anlatır. Ama Yusuf bizden binlerce sene önce yaşamış. Biz daha fazla bir Yusuf'un hayatına farklı açılardan teferruatlarına ihtiyacımız var. Ümmetin Yusuf'una, o Yusuf'un da örnek hayatına ihtiyacımız var. İmdadımıza kim yetişir? Osman yetişir. Ben ümmetin Yusuf'uyum diye gelir bize iffetsiz bir çağda nasıl iffet timsali olacağını hayatıyla resmeder. Ya Ali? Ali neler anlatır da neler? Ali nedir dostlar? Kimdir?
10 yaşında nübüvvetin ilk günlerinde nübüvvetin çeşmesine ağzını dayayıp kana kana o çeşmeden su içen bir insandır Ali. İçmişse eğer, içselleştirmişse eğer nübüvvetin o hakikatlerini, Ali'nin size söyleyeceği çok şey vardır. Varırsınız onun kapısına, o da size anlatır durur. İşte her biri, gelin size biz ideal manada neyi istiyorsanız onu hayatlarımızla gösterelim der. Onun için sahabe nesli bizlerin Müslümanlığının aynalarıdır diyoruz. Bu birincisi. İkincisi nedir? Sahabe, Efendimizin elindeki ilahi fırça ile şekillenen bir toplumdur. Öncesi yok. Sahabeyi sahabe yapan nedir? Kur'an'a ve Allah Resulüne muhatap olmalarıdır. Ebu Bekir vahiy ile tanışmadan önce 38 yaşına kadar Mekke'de ticaretle uğraşan bir tüccardı. Ama gün geldi, tarihler miladi 610'u gösterdi. Hira mağarasında Allah Resulü vahyin ilk 5 ayetine muhatap oldu. Sonra o mağaradan aşağıya inip yanındaki insanlara bununla bunları paylaştığı zaman bir anda birçok şey değişti. Çünkü vahye muhatap olan o insanlar Efendimizin mübarek elleriyle kurmuş olduğu nübüvvetin potasına girmeye başladılar. Ve ne halde girerlerse girsinler, o potaya giren elmaslaşmış bir insan olarak çıktı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde Kur'an'ın elmas kılıcı vardı. O kılıç ile yoğuruyordu o topluluğu. O kılıç ile şekillendiriyordu. O fırça ile önünde duran insanların üzerine fırçalar çekiyordu. Adeta onları boyalıyordu. Neydi o boya? Sıhbetallah'ydı. Yani Allah'ın boyasıydı. Efendimiz işte elindeki fırça ile böyle bir nesli çizdi. Allah'ın boyasıyla boyadı. Allah'ın boyasıyla boyanmış bir nesil. Bunu da biz insibag diyerek bir kavramla özetliyoruz. İnsibag, boyalanma. En büyük boyacının fırçasıyla boyalanmış bir nesil. İşte bundan dolayı sahabe ile bizler arasında çok farklı bir ruh iklimi oluşması lazım. Bu da ikincisi. Üçüncüsü nedir? Sahabe bizlerin kökleridir. Biz kökü olan bir medeniyetiz. Zaten kökü olan medeniyet olur. Bugün yeni bir şey buldum diyerek piyasaya sunulan şeyler var ya, eğer o şeyler kadim bir eskiye, kadim bir geleneğe yaslanmıyorsa inanın ki hiçbir değeri yoktur. Çünkü o köklerimiz bize en uygun, en kamil şeyleri söyleyerek gittiler. Kur'an söylüyor bunu. Bu ayetin bir de hikayesi var, onu da söylememe müsaade edin. Hazreti Ömer'in hilafet günleri ve bir gün Yahudi bir alim gelir Hazreti Ömer'in yanına. Ey halifedir, sizin kitabınızı okudum ve kitabınızda bir ayeti rastladım. Eğer o ayet bizim kitaplarımızın içerisinde olsaydı, vallahi biz o ayetin indiği günü bayram günü olarak ilan ederdik. Hazreti Ömer şaşırıyor. Çünkü biliyor ki o vahyin canlı muhataplarından biridir. Aslında inen her bir ayet sahabe için zaten düğün bayramdır. Ama hangi ayettir ki bu ayet Yahudi bir alimin böyle ilgisini çekmiş olsun? Merakla soruyor. Hangi ayet diyor bu ayet? Yahudi alim
Maide suresinin 3. ayetinden bir cümle okuyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum islame dinen. Bugün sizlere dinimi, dininizi kemale erdirdim. Üzerinizde olan nimetimi tamamladım ve sizden din olarak size İslam'ı razı oldum. Bu ayet düğün bayramdır. Hazreti Ömer ayeti duyunca şöyle bir tebessüm ediyor. Hayır diyor, bu ayet bizim için bir değil, birden fazla bayramdır. Niye biliyor musun diyor Yahudi alime. Merakla soruyor, niye? Bu ayet Allah Resulüne son veda haccında indi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama veda haccında indiği için bir bayramdır. Ve bu ayet Arefe günü indi. Arefe günü zaten bir bayramdır. Bu ayet Arafat'ta Allah Resulü'nün ve yüz binlerce sahabinin iştirak ettiği bir mekanda indi. Bundan dolayı bayramdır. Ve bu ayet indiği zaman o gün günlerden cumaydı. İşte bundan dolayı bayramdır. Bayram üstüne bayramdır. İşte bu ayet var ya dostlar. Burada iki kavram var. Ekmel ve etmem. Nedir bu? Ekmel, kemale erdirdim. Yani mükemmel bir hale getirdim. Etmem ney? Etmem de hiçbir noksanlığa meydan vermeden tamamladım. Allah bunu diyor. Allah böyle bir din bizlere göndermiş. Ve bu dinin muhatapları da, ilk muhatapları da sahabe nesli olmuş. Vahye muhatap olmuşlar. O ilahi mesajları almışlar, yaşamışlar, hayatlarında pratize etmişler. Şimdi sahabe bizlerin kökleri değil de nedir Allah aşkına? Kökümüzdür bizim. Biz ne söylersek söyleyelim, onlardan referans getirmek zorundayız. Çünkü onlar yaşadılar. Onlar canlı muhatap oldular. Onların bir yanlışları ya da eksiklikleri anında ilahi kelamın müdahalesiyle tamamlandı, giderildi. Mükemmel bir dinin sahipleri ve ilk muhatapları olarak bizlere mükemmel ve eksiksiz bir din bırakıp gittiler. Onun için biz sahabe neslinden bahsettiğimiz zaman köklerimizden bahsetmiş oluruz. Ama çok ilginçtir. Bugünün dünyasında şöyle bir çaba var. Ümmetin köklerini kurutmaya çalışıyorlar. Ayaklarımız olan köklerimizi kesmeye çalışıyorlar. Size Kur'an yeter diyorlar. Ve bu cazibedar söz de bazen bize cazip geliyor. Ama bilmiyoruz ki ayakları olmayanlar yürüyemezler. Ayakları olmayanlar, çok affedersiniz ama, sadece sürünürler. İşte bizim köklerimizle bağımızı koparmaya çalışanların amaçları budur. Ümmetin ayaklar üzerinde yürümesini istemiyorlar. Bunu da açıkçası yapamayacağı için farklı sözlerle, yaldızlı laflarla yapmaya çalışıyorlar. Ama biz biliyoruz ki Kur'an bizler için tek kaynak değil, temel kaynaktır. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Kur'an tek kaynak değil, temel kaynaktır. Eğer biz bunu doğru bir biçimde anlarsak, o zaman köklerimizle olan bağımızı daha doğru bir biçimde tesis etmiş oluruz. Ama biz eğer bunu doğru anlamayıp da bize Kur'an yeter dersek birçok şeyi
yanlış anlarız. En başta da dinin pratik anlamı olan sünneti ve o pratik anlamın bir meyvesi olan sahabe neslinin uygulamalarını din dışına itmiş oluruz. Allah muhafaza. Ve artık işin içinden çıkamaz bir hale geliriz. İşte bu yanlışı yapmamamız için biz istikbal köklerde diyoruz. Köklere müracaatı kesinlikle olmazsa olmaz bir ilke olarak kendimize ediniyoruz. Biliyoruz ki köklere doğru bir seyahat asla nostaljiye bir seyahat değildir. Ya nedir? Köklere seyahat, ilkelere seyahattir. Bir daha söyleyeyim mi? Köklere doğru yolculuk, ilkelere doğru yolculuktur. Biz ilkelerimizi işte sahabe neslinden yola çıkarak tespit edebiliriz. Onun için sahabe bizlerin kökleridir maddesi çok önemli bir maddedir. Ve zihnimizde sürekli canlı tutulmalıdır. Bu da işin üçüncüsü. Dördüncü neydi? Sahabe rıza makamını elde etmiş bir nesildir. Ne demek rıza makamı? Kur'an söylüyor. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu çok önemli bir ilkedir, bilir misiniz? Biz hep deriz ki birbirimize Allah razı olsun bir iyilikle karşılaştığımız zaman çok da güzel bir duadır. Dilden düşürülmemesi gereken bir duadır. Allah razı olursa inşallah bizden birçok şeyimiz halledilecektir. Ama Allah'ın razı olmasının temelinde bir şey daha var. O nedir biliyor musunuz? Bizim Allah'tan razı olmamızdır. Allah'tan razı mıyız? Eğer Allah'tan razıysak hayatımızın ekseninde Allah olmalıdır. Eğer Allah'tan razıysak el nedir kaygısından daha fazla Rabbim nedir kaygısını taşımak zorundayız. Eğer Allah'tan razıysak istikbal düşüncelerimizin temelinde ve ekseninde Allah olmalıdır. Eğer Allah'tan razıysak Allah'tan gayri bir hesabımızın olmaması lazımdır. Eğer Allah'tan razıysak emin olun ki Allah da bizden razıdır. İşte biz bunun nasıl olacağını sahabe neslinden öğreniyoruz. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Böyle bir nesil nasıl bir nesil sorusudur aslında sahabe iklimine olan yolculuk. Ne yaptılar ki onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı oldu. Nasıl bir kulluk ortaya koydular? Neleri öncellediler? Neleri geriye bıraktılar? Hayatlarında neler yaptılar ki Allah onlardan razı oldu? Bunlar çok önemli şeyler. Acaba çok ibadet etmeleri midir sadece sebep? Acaba sadece ellerinde kılıç, o coğrafya senin, bu coğrafya benim diye kıtalardan kıtalara koşmaları mıdır? Yoksa bunların yanında başka şeyler de mi vardır? İşte bunu öğrenebilmemiz için sahabe nesline müracaat etmemiz lazım. Ondan dolayı biz sahabe nesliyle aramızdaki hukuku belirlerken bu maddeyi de unutmadan ajandamızın en üstlerine yazmak zorundayız. Onlar rıza makamını elde etmiş bir nesildir. Beşincisi ve sonuncusu. O nedir? Sahabe nesli bizler için usve-i hasene olan bir nesildir. Usve-i hasene bir Kur'an terkibidir. Kur'an Ahzab suresinin 21. ayetinde bu terkibi Efendimiz için kullanır değil mi? Hatırlayalım o ayeti. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Bu ayette Allah Resulü'nün bizler için
usve-i hasene olduğu söylenir. Söyler misiniz Allah aşkına? Efendimiz usve-i hasene de onun mübarek ellerinde yetişenler usve-i hasene değil. Biz her bir sahabiye konuk olduğumuz zaman aklımıza ilk gelen şey şu olmalıdır. Acaba falanca sahabeye Resulullah'tan nasıl bir iz düştü? Çünkü böyledir. Dedik ya Allah Resulü elinde ilahi bir fırça olan birisi olarak onları Allah'ın boyasıyla boyamıştır. İşte böyle bir nesile herhalde Allah Resulü'nden çok iz düşmek zorundadır. Ve düşmüştür de. Onun için sahabe nesli de o neslin öğretmeni ve muallimi ekberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi başka nesiller için usve-i hasenedir. Neydi usve-i hasene? En ideal örnek, en kamil tip, prototip, en kapsayıcı numune, en kamil, en ideal bir örnek olarak önümüzde. Biz usve-i haseneye bir başka mana daha vermiştik. Hatırlayın yine geçmiş derslerden. Ne demiştik? Hayatın her alanının ve her anının en ideal örneği. Allah Resulü böyledir. Hayatın her alanının ve her anının. O böyledir de onun elindeki nesil böyle değil midir? Onlar da böyledir. İşte biz sahabe nesli dediğimiz zaman usve-i hasene olan bir nesilden bahsetmiş oluruz. Sahabe derken bu beş maddeyi hatırlarız.